Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bakanlığımızın 9. sınıflar için yayınladığı 1. dönem 1. kimya senaryo yazılısını çözeceğiz. Açıklamaya bakarsanız diğer bütün derslerin yazılarını arkadaşlar orada bulabilirsiniz. Biz yazılarımızın PDF'lerini sizlerle ücretsiz paylaşıyoruz. Yine açıklamada benim daha önce hazırladığım kimya ile ilgili hem konu anlatım videolarına hem de soru çözüm videolarına ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı sakın unutmayın diyelim ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz, bakın, aşağıda kimya biliminin günlük hayata katkı alanlarından bazıları örneklerle verilmiştir. Hazır gıdalara ilave edilen kimyasal koruyucular, gıdaların mikroorganizmalar tarafından bozulmasını önleyerek raf ömürlerinin uzamasını, biyoyakıtlar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak çevreye verilen zararın azaltılmasını sağlar. Evet. Buna göre temizlik ve hijyen alanında kimya biliminin katkılarına örnekler yazınız diyor arkadaşlar. Neler yazabiliriz arkadaşlar? Beraber bir bakalım. Hijyen sağlama amacıyla tuz ruhu, çamaşır suyu, kolonya ve el sıvıları gibi kimyasal maddeler kullanılır ki pandemiden çıktık birkaç sene önce, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. O zaman uzunca bir süre hijyenimize çok dikkat etmeye çalışmıştık ve bunun için de tabii ki kimyasal malzemelerden bolca faydalanmıştık hatırlıyorsanız. Ev temizliğinde sabun, deterjan, yağ çözücü gibi kimyasal maddeler kullanılır. Bir tane daha yazalım. Vücut temizliğinde şampuan, sabun, duş jeli gibi kimyasal maddeler kullanılır. Gördüğünüz gibi kimya biliminin temizlik ve hijyen konusunda hayatımıza çok ciddi katkıları mevcut. Yukarıda verilen ve sizin yazdığınız örneklerden yola çıkarak kimya biliminin günlük hayatta katkısına ilişkin çıkarımlarınızı yazınız demiş. Ne yazalım? Bir insanın günlük etkinliklerinde kimya biliminin çok farklı katkıları vardır. Kimya bilimi insan hayatıyla sürekli etkileşim içerisindedir. Yani aslında soruda da belirtiyor, bakın arkadaşlar. Soruda diyor ki hani gıdaların uzun süre rafta durabilmesi için kullanılan koruyuculardan tutun, değil mi? Fosil yakıtların harcanmasını, daha doğrusu doğanın kirlenmesini engellemek için geliştirilen yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar kimya tabii ki günlük hayatımıza bize çok fazla katkıda bulunuyor. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Okul laboratuvarında öğrenciler deney yaparken yanlışlıkla hidroklorik asit içeren bir şişeyi devirdiler. Bu durum sonucunda asit laboratuvar masasının üzerine ve yere döküldü. Öğretmen ve öğrenciler bu durumu güvenli bir şekilde nasıl yönetmelidir? Aşağıdaki adımları dikkate alarak çözüm önerilerinizi yazınız demiş arkadaşlar. Hemen bakalım beraber. İlk müdahale, asit dökülmesi durumunda ilk yapılması gerekenler nelerdir? Arkadaşlar, asit döküldü. Bakın, HCl de çok kuvvetli ve çok tehlikeli bir asittir. Aynı şekilde zatçıya, sülfürik asit değil mi? Kezzap dediğimiz nitrik asit. Bunlar çok tehlikeli asitlerdir arkadaşlar. Çok hızla, vakit kaybetmeden hemen camlar açılmalı, ortam havalandırılmalı. Asit dökülen yerlerde bol su dökülerek temizlenmelidir arkadaşlar. Bu çok önemli, bakın. Hemen hızlı şekilde bu müdahalenin yapılması gerekiyor. Güvenlik önlemleri. Öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hangi önlemler alınmalıdır? Öğretmen ve öğrencilerin hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaşması gerekir arkadaşlar ki bu asitlerin buharlarını kesinlikle solumamak gerekiyor. Sağlık açısından gerçekten çok çok tehlikeli, riskli maddelerdir. Önleyici tedbirler. Benzer kazaların tekrar yaşanmaması için laboratuvarda hangi önleyici tedbirler alınmalıdır demiş arkadaşlar. Öğretmen ve öğrenciler koruyucu önlemlere, önlük, gözlük, eldiven, maske dikkat etmeli. Dikkat dağıtıcı etkenler uzaklaştırılmalıdır. Dikkat dağıtıcı etken nedir arkadaşlar? Mesela laboratuvarda müzik dinlemek gibi ya da birbiriyle şakalaşan arkadaşlar gibi kesinlikle bu etkenlerin uzaklaştırılması, değil mi, savuşturulması gerekiyor. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Kimyasal maddelerin kapakları sıkıca kapatılmalıdır ki bakın bazı kimyasallar cam şişelerde duruyor. Bu da arkadaşlar çok çok tehlikeli. Elinizden düşürürseniz bir şekilde bu cam şişeleri çok daha tehlikeli durumlarda oluşabilir. Onun için zaten mutlaka koruyucu önlemlerde alınması, dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alacak. Üçüncü sorumuzda bakın, aşağıda atom teorilerinin gelişim süreci modellenmiştir diyor. Buna göre atom teorilerinin tarihsel gelişimini göz önünde bulundurarak bilimsel bilginin değişebilirliği hakkında nasıl bir çıkarımda bulunabilirsiniz, açıklayınız. Şimdi arkadaşlar, isterseniz bir kere hızlıca şunlardan ben size bir bahsedeyim. İlk atom modelimiz Dalton.
Dalton diyor ki atomlar içi dolu kürelerdir diyordu. Değil mi? Daha sonra Thomson bir model geliştirdi. Thomson dedi ki evet içi dolu kürelerdir ama içerisinde artı ve eksi yükler var dedi. Bakın Thomson zamanında artı ve eksi yüklerin varlığı keşfedilmişti. O da atomun içerisinde olması gerektiğini öne sürdü. Ve doğru da söyledi aslında bakın. Öncekine göre daha doğru bir bilgi, öncekine göre daha doğru bir model ortaya çıkarmış oldu. Dikkat edin. Ne oldu burada arkadaşlar? Tabii ki bilgi gelişti, değişti değil mi? Daha sonra Rutherford yaptığı deneyde ne bulmuştu? Rutherford atomda bir çekirdek olduğunu bulmuştu. Alfa saçılma deneyi yapıyor ve bir çekirdek olduğunu, elektronların da etraftaki boşlukta yer aldığını buldu. Bakın bugüne göre yanlış olabilir, eksikleri olabilir ama ne doğru arkadaşlar? Çekirdek kavramı doğru. Bir öncekine göre daha doğru bir şey ortaya koymuş öyle değil mi? Ve daha sonra da Bohr atom modeli. Şimdi Rutherford elektronların nerede olduğuna dair herhangi bir şey söylemiyordu. Ama Bohr dedi ki elektronlar yörüngelerde bulunur dedi arkadaşlar. Dolayısıyla Rutherford'un söylediğini daha ileri bir noktaya taşımış oldu. Buna göre atom teorilerinin tarihsel gelişimi göz önünde bulundurarak bilimsel bilginin değişebilirliği hakkında nasıl bir çıkarımda bulunabilirsiniz açıklayınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tarih boyunca atom hakkında bildiklerimiz bizim sürekli olarak değişti, gelişti. O zaman diyebiliriz ki biz her teori kendinden önceki teorinin eksiklerini bularak ortaya konulmuştur. Ve her teoride gerçeğe biraz daha yaklaşılmıştır diyoruz. Bundan sonra da ne çıkıyor biliyorsunuz? Modern atom teorisi bulunuyor. Bizim bugün bildiğimiz teoriye bakın bu yollardan geçilerek gelinmiş oluyor. Dördüncü sorumuzda bakın grafikte bazı orbitallerin bağlı enerjilerinin enerji seviyelerine göre değişimi gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz birinci enerji seviyesinin S orbiteli, ikinci enerji seviyesinin S'si, P'si diye gidiyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. 1S, 4S, 2P, 3D, 3P, 2S ve 3S orbitallerinin bağlı enerjilerinin artış sırasına göre aşağıdan yukarıya doğru yazınız demiş. Arkadaşlar bakın yani burada artış sırası. Zaten işte enerji burada dikkat edin. En düşük enerji hangisinde? 1S değil mi arkadaşlar? Bakın birinci enerji seviyesindeki S orbitalinin enerjisi burada en düşük. O zaman şurada en aşağıya arkadaşlar 1S yazacağım. Ondan sonra kim var arkadaşlar bunun üzerinde? Gördüğünüz gibi ikinci enerji seviyesindeki S orbitali var. Daha sonra onun üstünde kim var arkadaşlar? İkinci enerji seviyesindeki P orbitali var. Onun üzerinde bakın hangi enerji seviyesine geldik? Üçüncü enerji seviyesinin S orbiteli var. Evet. Daha sonra bakın buradaki diyagrama göre üçüncü enerji seviyesinin P orbiteli var. Lütfen dikkat edin. Üçüncü enerji seviyesinden sonra dördüncü enerji seviyesinin S'sine geçiyoruz. Burada öğrenci arkadaşlarımız şöyle diyorlar. Hocam bu 4S daha dışta bir yörünge veya enerji seviyesi. Evet doğru. Nasıl oluyor da 3D'nin enerjisi ondan daha yüksek oluyor. İşte arkadaşlar dediğimiz gibi doğru. Enerji seviyesi etken gibi görülmekle beraber burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 3D'nin enerjisi 4S'den daha büyük olabiliyor. Yani farklı bir enerji seviyesinde olmasına rağmen daha alt enerji seviyesinde olmasına rağmen enerjisi ondan nedir arkadaşlar? Daha yüksektir ve işte elektronlar dizilirken elektronlar atoma yerleştirildikten arkadaşlar bu artan enerji sırasına göre yerleştiriliyor. Onun için önce 4S dolduktan sonra da 3D'ye elektronları yerleştiriyoruz ki hemen bakın sorunun B seçeneğinde klor 17 ve demir 26 element atomlarının elektron dizilimlerini ve orbital şemalarını hem elektron dizilimini hem de orbital şemalarını Aufbau ilkesi, Pauli dışlama ilkesi ve Hund kuralına uyarak yazılı demiş. Hemen yazalım arkadaşlar şöyle 17 klor 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 kaç etti arkadaşlar? Üstleri toplam 10, 12 etti. 3P5 etti. Bununla ilgili ayrıntılı konu anlatım videosu dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında benim hazırladıklarım. Onlara oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi 17'ye kadar yazdık üstlerin toplamını. Orbital şemasını yapacağız. Bakın lütfen dikkat edin. Burada tabii ki Hund ne diyor arkadaşlar? Hund biliyorsunuz. Elektronların aynı enerji seviyesinde birer birer yerleşmesi gerektiğini söylüyor. Şöyle biraz şey olacak, belki uzun sürecek ama isterseniz şöyle yapalım bunu. Oklar şeklinde gösterelim arkadaşlar. 1S'de bakın bir tane yukarı, bir tane aşağı. Orbitaldeki elektronlardan bir tanesinin yukarı doğru, bir tanesinin aşağı doğru olması kimin ilgili arkadaşlar? Bu Pauli ile ilgili. Bunu Pauli söylüyor. Bakın
2S'de de zaten iki tane var. Birisi yukarı doğru, birisi aşağı doğru. Bakın şimdi 3P'ye geldik ya şimdi arkadaşlar. Bakın çok dikkat edin. Burada da Hunt diyor ki bunlar diyor önce diyor birer birer yerleşir. Birer tane dolduktan sonra ikinciler yerleşir diyor. Hunt da bunu söylüyor arkadaşlar. Peki burada Aufbau ne söylüyor? Arkadaşlar Aufbau da işte bu artan enerji sırasını söylüyor. Bakın Aufbau elektronların bu sırada yerleşmesi gerektiğini, benim yazdığım sırada yerleşmesi gerektiğini söyleyen de Aufbau. Bakın bir yukarı bir aşağı, bakın Pauli'ye göre doğru dedik. Şimdi dikkat edin, şunu biraz şöyle büyük büyük yapalım arkadaşlar, net görünsün. 1, 2, 3. Hunt böyle söylüyor. Ondan sonra ikinciler yerleşiyor. İkinciler yerleşirken de Pauli'ye göre tabii ki nasıl yerleşecek? Aşağıya doğru yerleşecek diyoruz. Hemen demiri yapalım. Demiri nereye yapalım? Şöyle daha geniş rahat bir yer var mı? Yok gibi. Şuraya yazalım bari. 26 demir diyelim arkadaşlar. 1S2 2S2 2P6 ne oldu? 10 etti arkadaşlar. 3S2 3P6 evet. Daha sonra şuradan devam edeyim mi? Siz daha düz bir yere yazarsınız arkadaşlar. Burada biraz yerimiz dar oldu. 4S2 evet. 3D kaç oldu arkadaşlar? 20 oldu buraya kadar. 26 olması için 3D6 diyeceğim. Yine aynı şekilde bakın. Buradaki orbitalleri yuvarlak ve oklar şeklinde gösterelim. Yukarı aşağı bakın. P'de 3 orbital var. Yukarı, yukarı, yukarı. Kim diyordu bunu? Hunt söylüyor arkadaşlar. Birer tane girer diye. Değil mi? Şöyle biraz daha büyük yapayım, gözükmeyecek gibi oldu. Evet şöyle P'dekilere bakın. Yukarı, yukarı, yukarı diyor Hunt. Daha sonra Pauli diyor ki ikincisi yerleşirken diyor zıt spinli yerleşir. Yani zıt yön olur diyor. Yukarı, aşağıya. Şimdi 3D'de de şöyle 6 tane olacak. Hunt diyor ki birer tane önce yerleşir. Değil mi? Ondan sonra da ikinciler yerleşir. Pauli diyor ki ikincisi ters yerleşir. Bu kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu tamamlamış olduk. Ve geldik 5. son sorumuz arkadaşlar. Eğer fayda sağlıyorsanız abone olmanızı, arkadaşlarınızla paylaşmanızı sizden tabii ki rica ediyoruz. Hemen şöyle çok güzel bir soru bu da. Diyor ki aşağıda karbon 6 atomunun orbital şemasına ait bazı örnekler verilmiştir. Bu örnekleri inceleyerek verilen orbital şemalarının Aufbau ilkesi, Pauli dışlama ilkesi ve Hund kuralına uyup uymadıklarını gerekçesiyle yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar hemen bir önceki soruda yapmıştık ya bunu. Burada da isterseniz şöyle bir özet yazayım ben. Şöyle bir özet yazayım. Nasıl bir özet? Burada 3 prensibimiz var ya bizim. Neydi arkadaşlar o prensipler bir kere? Aufbau. Değil mi? Aufbau ne diyor arkadaşlar? Şimdi şöyle yazalım. Artan enerji sıralaması. Artan enerjiye göre yerleşir diyor arkadaşlar. Bunu şöyle A diye gösterelim. Diğeri Hund. Hund ne diyor arkadaşlar? Teker teker. Değil mi? Ona da böyle teker teker diyelim. Bunu böyle bu şekilde kodlayalım. H diyelim. Teker teker ne demek? Orbiteller önce tek 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 yerleşir. Değil mi? Böyle çift bir yani aynı P orbiteli ne demiş hatırlıyorsanız şöyle. Mesela 3 tane P orbiteli var ya. 1, 2, 3 şeklinde yerleşir. Ondan sonra dördüncüsü bir başkasının yanına yerleşir şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve ne var bir de? Pauli var. Paulili oldu. Özür diliyorum. Paul. Oo, çok kötü, çok kötü yazdım. Özür dilerim. Hemen şöyle Pauli. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. Pauli de diyor ki arkadaşlar ne diyeceğiz? Zıt yönlü. Zıt yönlü olacak. Yani ne demek Pauli? Pauli de diyor ki şöyle bunlar diyor birisi yukarı doğru ise birisi aşağı doğru olması gerekiyor şeklinde ifade ediyor. Onu da şöyle P diyelim. Hani uyanların yanına şöyle çentik koyalım. Uymayanları çarpıtalım arkadaşlar. Birincisine bakın şimdi. 1S2 2S2 burası ne? 2P2 mi? Evet. Burada arkadaşlar artan enerji sırasına göre dizilmiş mi? Dizilmiş. O zaman Aufbau'ya uyuyor. Değil mi? Peki bunlar teker teker mi yerleşmiş? Hayır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Hunda ne oldu burada? Uymadı diyoruz biz. Niye? Burada tek tek yerleşmemiş. İkisi aynı yere girmiş. Dolayısıyla bu Hunda göre yanlış olmuş. Peki Pauli'ye göre bir sıkıntı var mı? Burada Pauli'ye göre görüyorsun hiçbir sıkıntı yok. Niye? Aynı orbitaldeki elektronlar hepsi zaten zıt yönlü olmuş. Bu şekilde yaparsak daha iyi olacak herhalde değil mi? Şimdi ikincisine bakalım. 1S2, 2S2, 2P2 gördüğünüz gibi. Bakın Aufbau'ya uygun mu? Uygun. Aufbau'ya göre sıkıntı yok. Peki burada ne var? Bakın ikisi aynı yönlü. Hemen ben şunu yazayım. Arkadaşlar bu Pauli'ye uymaz. Çünkü aynı yönlü olmuş. Peki Hund'a göre bir sıkıntı var mı? Bakın tek tek yerleşmiş.
Hun'da göre bir sıkıntı yok. Hun'da göre de bu doğru. Değil mi? Ben şuna bakalım. 1S2 sıkıntı yok. 2S2 sıkıntı yok. Bakın 2P2. Şimdi bu çok kafa karıştırıcı olabiliyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Ben P2'yi hani şöyle çaprazlama yöntemiyle yazarım. Bak şöyle de yazabilirim. Bakın. P2 arkadaşlar. Böyle de yazabilirim. Böyle de yazabilirim. Değil mi? Neden? Çünkü arkadaşlar bu 3 orbital PX, PY, PZ dediğimiz orbitaller eş enerjili. Eş enerjili oldukları için dediğim gibi PX, PY'de de olabilir birer tane. PX, PZ'de olabilir ya da PY, PZ'de birer tane olabilir. Dolayısıyla artan enerji sırasına göre yazılmış. Evet. Hun'da göre doğru mu? Birer birer bakın yerleşmiş. O da doğru. Peki Pauli'ye göre bir sıkıntı var mı? Ona göre de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değil mi? Aynı orbitaldeki elektronlar şöyle zıt yönlü olmuş. Hiçbir sıkıntı yok. Ve bakın şimdi 1S2, 2S1 olmuş. Oo, olmadı. 2P3 olmuş. Arkadaşlar bir kere burada Aufbau'ya uymamış. Niye? Bu orbital dolmadan üste geçmiş. Diyor ki dola dola gidecek diyor arkadaşlar. Aufbau dola dola gidecek. İnşa etmekten geliyor. Dola dola gitmesi gerekiyor. Hun'da bakalım. Hun'da göre arkadaşlar tek tek yerleşiyor. Burada ona aykırı bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Hun'da göre doğru. Peki Pauli'ye bakalım. Aynı orbitalde zıt yönlü var mı? Yok. Pauli'ye göre de uygun olmuş oldu bu elektron dizilimi. Şöyle dedim ki bunu böyle açıklamasını arkadaşlar bu şekilde yaparsak herhalde öğretmen size tam puan verir. Diyelim. Dediğim gibi açıklamadaki diğer yazılarımızı yine kimya ile ilgili videoları incelerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.